Ya eşimize ne geçti? Helallaştık ya. Dedi ki abi yedi geçtik. O zaman ne kadar? Evet, böyle bir şeylerimiz oldu yani. Onun için. Evet. Ya tabii benim hayat arkadaşım da. Ben onunla elbette helallaştım. Helalleştiniz mi eşinizle? Tabii eşimle helallaştık ya. O bana hakkını helal etti. Ben onu helal ettim. Ne yapalım? Allah'ın takdiri mi? Eşim ne diyecek ya? Benim hayat arkadaşım acıyı kederi beraber paylaşıyor. O da ağlaştı. Kaç yılımız beraber geçti? Nasıl? Kaç yılımız beraber geçti? Elli yılı geçti. Elli yılı geçtiniz, helalleştiniz o gece. Tabii. Helal olsun. Az bir miktar arabamı ruhsatları onu aldım. Az param var cebimde onu aldım. Başka bir şey yok. Hepsi gitti. Hangisine yani? Bahçem gitti. Malım, mülküm, her şeyim gitti. Ya. Ama şükür Rabbimize. Bir şükür olsun. Ama Rabbim buna şükür. Devletimiz var olsun. Devletimiz var oldukça biz her zaman ayakta durmaya hazırız. Allah sizlere de böyle acı vermesin. Ama sizden ricam şu. Eğer ben bunu yaşadımsa siz de benim gibi yaşamış gibi kendinizi hissedin. Onun için benim söyleyeceklerim bunlar ibadet. Başka bir şey yok. Sel bir önce bir geldi. Buralara bir girdi. Bizim arabamız vardı. Arabamızı çıkardık. Buraları temizledik. Kontrola kapıları kilitledik. Eve çıktık. Bir baktık ki su geldi. Ya su benim cama çıktı. Biz evin çatısına çıktık. Kurtuluşumuz yok. Kimseden bize bir yardım edecek yok. Bir Allah'ımız var. Allah'a yalvardık ya. Başka çare yok. Su gittikçe çoğalıyor, gittikçe çoğalıyor. Camdan içeri girecek. Çatıya çıktık. Rabbim demek ki yiyeceğimiz, içeceğimiz varmış. Rabbimize büyük şükürler olsun. Kurtulduk ama tabii kurtulduk derken bu arada her şeyimiz bitti. Evimiz altında ne var ne yok. Yiyeceğimiz, içeceğimiz. Ya biz köylüyüz. Her şeyimizi evimiz altında depo olarak kullanıyoruz. Her şeyimiz bitti. Bahçelerimiz gitti. Şimdi git derken buna şükür. Rabbimize büyük şükür olsun. Yine sağlığımız, canımız yerinde. Gitti. Evet benim burada kapım önünde iki tane araba gitti. Şuradan bak biri de şu eve vurdu. O köşeyi yıktı. Buralardan gitti. Arabalar, şu kamyonlar hep burada. Biri orada, biri orada hala tav duruyor. Yani gözümüzün önünde yapacak bir şeyim yok. Arabanın bagajından yapışabiliyordum camdan doğru. Ama yok benim de çarem yok. Her şeyim gitti. Bittik. Ya ev yıkılsa bizim kurtuluş yolumuz yok yani. Cenab-ı Allah nasıl oldu? Bu aşağıları yıktıktan sonra köprü ondan sonra su azalmaya başladı. Biz zaten bir gün bir gece evden çıkamadık hiç dışarı. Çünkü merdivenimizin mırık hep mırık yıldı. 3 metre mırık. Çıkamadık. Çaresiz kaldık ya. Şimdi devletimizden Allah razı olsun. Bunun amkörlük yapmamak lazım. Ha çalışılıyor. Bir şeyler yapılıyor. Ediliyor, eğiliyor inşallah. Bir temennimiz bundan sonra yapılan inşallah böyle bir afeti bir daha vermesin. Yaşayanlar için çok zor. Ya ağlamaz olur musun ya? Ağlamaz olur musun ya? Yok can her şeyden tatlı. Malım şu binan dolu paran olsun. Can hepsinden tatlı. Ama yok ya çaren yok. Ağlaşıyoruz ya ne yap? Ağlasan ne yapacaksın? Allah'a yalvardık ya Rabbi.